Sen sor bakalım. Ben şu an en büyük kızıyım. Ajan vefat ettikten sonra en büyükleri benim. Şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Onun adını kendi okulumuzda sürdürmeye devam edeceğiz. Ben de müzisyenim. Piyano bölümü mezunuyum. Onun adını orada devam ettireceğiz inşallah. Torunu piyano bölümünde okuyor. Hepsi zaten müzisyen. O daha küçük, 6 yaşında. Ama onun da gidişatı herhalde gene sanatla ilgili bir şey olacak gibi duruyor. Birçok konser verdi ard arda. Ben hep uyardım kendisini ama çalışmayı çok severdi. Kendisine müziğe, sanata, aşka, sanat aşkıyla yaşıyordu. Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Böyle ölüm diye. Hayır, sizin öyle değil. Doğal, doğal ölüm. Kalp vardı babamda. Kalp krizi. Evet. Kalp krizi. Zaten uzun süreli bir süreç var babamın vefatlarla, annem olsun, Ajlan olsun, ablamız olsun, böyle bir üzüntülü ard arda gelen süreçler babamı çok yıprattı bedenen, ruhen. Dolayısıyla tedavisi tetabi ilaçlarla devam ediyordu. 3 stent takılmıştı. Kalpte, aortta anevrizma tehlikesi vardı. Şekeri, tansiyonu. Hepsi vardı. Tek mi yaşadı? O akşam bir menajerimiz yanında kalacaktı. Fakat babamın bir ricası olmuştu, bir isteği olmuştu. Onun için dışarı çıktığında gerçekleşti bu. Evet. Enteresan bir Karamanoğlu Mehmet Bey'in şehrinde, Mevlana'nın validesinin türbesinde. Genetiği bozulmuş Türk popunun sanatçısı değildi o. Çok önemliydi, çok değerliydi. Muhteşem filan bu kelimeler az geliyor. Biz İslami görevimizi yaparak, son vazifemizi... Dostlarımız hepsi burada. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Hayır. Bu değil mi? Şu önünde.